çekinmeyi almaya indiğimizde bize sadece 130 TL veriyorsunuz. Burada kalma paranız. Yemekler bozuk olsa da yemek zorundasınız dediler. Üstelik düğün parmak basmadığımız zaman bize gerizekalılar dediler. Sadece 130 TL yatma parası mı? Ekstra para mı vereceğiz yemeğe? Eylemleri yaptırmalarına gerek duyuluyor. Hani biz böyle şeylerle karşılarına gelmek istemiyoruz. Ama KYK'daki artık kurallar öğrencinin hani haddi hesabı olmuyor ha. Kurallar. Yetkililerle görüştüğümüzde sadece geçici kurallar koyulacağını söylüyor. Ya da bizi tehdit ederek başından savmaya çalışıyorlar. Biz bunları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir çözüm bulunana kadar da eylemlerimize devam edeceğiz. Sizi göndeririz oraya diyor. Zaten bir blok boş. Hiç kimse bizi böyle bir şekilde tehdit edemez. Kim tehdit etti size? Yurt müdürü kendisi. Yaptığımız eylem sonucu görüşmemizde böyle söyleniliyor. Siz dönem sonuna kadar buradasınız. Seneye belli olur mu olmaz mı gideceğiniz hiç belli değil dedi. Hani zorlamayın. Arkadaşıma bağırarak zorlamayın. Sizi oraya göndeririz. Hiç kimsenin Urfa'da aşiret sistemi olabilir ama KYK aşiretleri sistemi değildir. Güvenlik şube müdürü olarak sizin bu isteklerinizi, dileklerinizi, bu yasal çerçevede kullandığınız bu hakkınızı doğru yerlere ulaştıracağım ve sizin için mücadele edeceğim. Biz müfettişin buraya gelmesini istiyoruz. Müfettiş şu an Urfa'da. Erkek öğrenci yurduna. Gelip bize görüşmek istiyoruz. Tamam, anladım. Şimdi arkadaşlar, bunlar hep kademe kademe. Madem böyle bir... Ben size şimdi anlatayım. Ama anladım, buna rağmen birinci sınıftaki arkadaşlarımız korkuyor. Anladım. Yaptırımlara boyun eğiyor. Anladım. Ya boyun ya belli dedim ya, şu çerçeveden ayrılmazsak hani imkanlar kısıtlı arkadaşlar. Gelişinden önce yemekler bayat pişmemiş. Yani böyle çok şey geliyor, soğuk geliyor. Böyle tadı bozulmuş olarak geliyor. Ayrıca biz yurtta 250-300'e yakın öğrenciyiz. Sadece 30 tane çatal var. Olmayan çatallarda da plastik tabak, çatal, kase, bardak bize parayla satıyorlar. Bizim hakkımız olduğu halde bize parayla satıyorlar. Ayrıca çalışanlarım bize çatal bıçakla okula gidip öyle gidip yemenize öyle yiyin dedikleri bile oldu. Bunun üstüne katlarda duran makineler aşağı indirildi. Diğer yarısı da tamir edilip Karaköprü'ye gönderildi. Karaköprü yurdu açıldıktan sonra bütün bunlar çamaşır makinesi oldu. Ondan sonra hiç hijyenik değil temizlikçiler, yani sürekli odalara halı açılması için sürekli bir böyle teşvikte bulunuyorlar. Temizliği yüzeysel yapıyorlar. Hiç özen göstermiyorlar. Evet, iki gün boykot edildi. Parmak basılmadı. Kantine kimse adım atmıyor kesinlikle. Aynen. Bu konuda da kararlı, sonuç alana yani kadar devam edeceğiz. Yani sizi kantine mi zorluyorlar? Aynen öyle. Yani kantine değil de yemeklere mecbur ediyorlar. Abur cubur alamıyoruz. Akşam okulunda okuyan arkadaşlarımız geç saatte geldiğinde onlar yemek bulamıyor.